Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteni ile karşınızdayız. Bu akşam saat 21 itibariyle hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor. Cumartesi semt pazarı da bu sebepten ötürü bugün kuruldu. Gelin şimdi semt pazarına gidelim. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cumartesi kurulan semt pazarı da cuma günü kuruluyor. Sizler için semt pazarına gittik ve pazar esnafı ile vatandaşın nabzını tuttuk. Yoğunluğun az olduğu pazarda fiyatlar genel olarak yüksek seyrederken esnaf da zarar ettiğini söylüyor. Ayrıca pazarlarda maske, mesafe ve hijyen denetimleri de aralıksız sürdürülerek esnaflara maske dağıtımı yapılıyor. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Mustafa Şakar. Mustafa Bey, pazarda durumlar nasıl? Fiyat konusunda soruyorsanız gayet normaldi fiyatlarımız. Portakallarımız biraz yükseldi. 5 liraya, şu an için 5 liraya satıyoruz. Gittiğimiz yerlerden mal biraz yüksek alıyoruz, meyveler, sebzeler. Bir tık yükseldi ablacığım. Onun için fiyatlarda 50 kuruş veya 1 lira zam yaptık. Yani yerinde yaptılar, biz yapmadık. Biz elçiyiz. Portakal çıkmadan önce demiştiniz ki portakal bu sene pahalı olacak demiştiniz. Evet, ben hatırlıyorum size öyle bir cümle kurmuştum ve şu an için portakalı 5 liraya satıyoruz. Zamanda artık portakal ağaçları verimi azalttı. %80 veren ağaçlarımız %20-30'a düşünce üretim azalınca tüketim de fazla olunca bu ister istemez fiyatlarımızda fark yapıldı. Peki vatandaşın yaklaşımı nasıl? Durgun mu? Yani bir cumartesi günü kısıtlama olduğu için pazar bugünden kuruldu buraya. Evet. Size bir getirisi oluyor mu? Memur kısmını göremiyoruz. Kesinlikle memurda bugün normal resmi gün olduğu için memur kesimlerimiz çalıştığı için göremiyoruz. Ama haliyle pazarımız düşük ama yine de çok şükür işlerimiz oluyor. Fena değil. Peki pazarda maske mesafe kontrolü yapılıyor mu? Kesinlikle. Kesinlikle ben bu konuda sizlerin aracılığıyla Sayın Dernek Başkanımıza, Sayın Zabıtalarımıza, Belediye Başkanımıza gönülden teşekkür ediyorum. Şu anda maskelerimiz verildi. Hatta birer tane de yedek verdiler. Cebimizde taşıyoruz. Onun için bu konuda onlara minnettarız. Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Hürmetler. Ben pazarcı esnaflarından Menderes Uyar. 30 senedir bu işi yapıyorum. Buyurun hanımefendi. Pazarda durumlar nasıl? Yoğunluk nasıl? Fiyatlar nasıl? Ya fiyatlar biraz narenciye de biraz yükseldi. Çünkü yağış var. Ondan dolayı sıra biraz yükseldi. Kış mevsimi tabi. Yalnız yine geçen sene baka yine fiyatlar uygun yani. Çok güzel yani. Ama bu kadar da olacak. İnsanlar şu anda korona devresinden geçiyor. Yalnız bitecek. Yalnız az kaldı. Allah'ın izniyle bunu da şeyinden geleceğiz. Cenab-ı Mevlam bitirecek bunu. Peki kısıtlamadan dolayı cumartesi günleri pazar kurulmuyor biliyorsunuz. Bugün açıldı cumartesi pazarına. Peki bunun size bir getirisi oluyor mu? Katkısı oluyor mu? Tabii bize bu biraz zarar ettiriyor. Çünkü malı getiriyoruz. Mal bir iki gün durdu mu maalesef biraz çürümeye devam ediyor. Onun için biraz zararımız oluyor ama ilinden gelen düğün bayram mecbur bunu Cenab-ı Mevla'dan geldi. Başka bir yapacağımız bir şey yok. İsterse Cenab-ı Mevla bunu bitirir, isterse bitirmez. Bu kullarına bir getirdiğimiz musibet bu bence. Benim fikrim öyle. Peki pazarda yapılan maske mesafe kontrolleri? Çok güzel. Buradan belediye başkanımıza da Evren Dilçer'e de çok teşekkür ediyoruz. Maskemizi hiç engellemedi. Yalnız ben evden getiriyorum da yarın herkese dağıtıyor. Allah razı olsun. Zabıtalar dağıtıyor görevliler. Şu konuda yani çok güzel. Allah razı olsun. Devletimizden, milletimizden, herkesten Allah razı olsun. Yapacak bir şey yok. Sizden de Allah razı olsun. Ben Aydın Ay. Aksaraylıyım kendim.
Yani yeşillik getiriyoruz. Millete faydamız oluyor yani. Peki nereden geliyor yeşillikler? Bu Adana'dan getiriyoruz biz. Fiyatlar nasıl? Vatandaşın alım gücü nasıl? Biz uygun fiyatta satıyoruz yani bunları. Marketlere girdiğiniz zaman çok yüksek oluyor. Vatandaş alamıyor. Peki ne kadar fiyatlar şöyle? Bunlar 1 lira. Başka neler var? Tere, roka hepsi var. Yeşilliğin her çeşidi bizde yani. Peki yani, koronanın ilacı dediniz. Yani hepsi bunlar koronaya iyi gelen bir ilaçlar. Limon olsun, pırasa olsun. Halk bunları çok bitirmesi lazım. Pırasa olsun, ıspanak olsun. Bunlar yani güçlü bir şey yani. İnsanların yiyeceği şeyler bunlar yani. Peki vatandaşların alım gücü nasıl? Alım gücü güzel yani. İnsanları bırakmıyorlar. Pazarlar açık olsa daha iyi olacak yani. Çıkmıyor. Bir de içeri soktukları için oradan da millet de ondan da çok hastalıyor yani. Hani serbest bırakılsa daha iyi olur yani. Kısıtlamadan dolayı biliyorsunuz cumartesi günleri pazar kurulmuyor. Bugün kuruldu. Bunun evet, evet. Size bir getirisi götürüsü var mı? Zarar var tabii. Ne yandan zarar var? Yani biz eritemiyoruz. Yani mal bile beklememesi lazımdı. O her gün eritilmesi lazım yani bunun. Vatandaş için sağlıklı bir yani. Böyle günlük eritilirse daha iyi sağlıklı olur yani bu. Peki son olarak pazardaki yapılan maske mesafe kontrollerinden memnun musunuz? Ha, güzel yani. Memnunuz yani. Yani teşkilat çok güzel yani. Yapıyor yani. Görevini yapıyor yani. Sefa Işıklı pazarcıyım. Çift maske, bir de siperlik var. Evet. Elinizde eldiven var. Hepsi var içinde. Teşekkür. İlk defa kurallara tamamen uyan birisiyle görüşüyorum. Evet abi. Kaç yaşındasınız? 60. Peki pazarda durumlar nasıl? Pazar durumlar şu anda biraz bahalılık var. 2-3 haftadır da vatandaşın alım gücü çok zayıf. Peki pahalılığı neye bağlıyorsunuz? Valla pahalı herhalde bu virüse dolayı, virüsten dolayı. Bugün de çok kalabalık değil sanırım pazar. Yok, şu anda pek öyle bir kalabalık yok. 3-4 hafta satın olmadı. Bugün de herhalde bilmiyoruz. Kısıtlamalardan dolayı biliyorsunuz hafta sonları artık pazarlar kurulmuyor. Bugün kuruldu. Bunun size bir getirisi, götürüsü var mı? Tabii çok etkisi var bize abla. Cumartesi pazar olmadığı için biz bayağı bir şeydeyiz. Düşük yani şeylerimiz. Peki. Ancak kendimizi kurtarıyoruz yani. Peki pazarlarda yapılan maske, mesafe, hijyen kurallarına uyuluyor mu? Memnun musunuz denetimlerden? Valla şu anda şu son bir haftada çok uyuyorlar. Fakat sigara çok içiyorlar işte. Peki bu sigara kullanımı için herhangi bir uyarı alınıyor mu? Uyarı yapılıyor mu burada? Valla geziyorlar ama arkadaşlar uyarıyor. Teşekkür ederiz. Oldu abi. Ben Topak Kayalı Musa Bülbül. Alışveriş için mi geldiniz? Evet. Alışveriş için sebzemizi alacağız, meyvemizi alacak, armut, muz, portakal. İşte böyle yiyecek içecek meyvelerimizi alacağız. Bir haftalık, cumadan cumaya. Cumartesi kuruluyordu, cumaya kalktı şimdi. Ondan şey olduğu için. Onun için cumadan cumaya, pazar olduğu için cuma günü geliyoruz biz. Peki fiyatlar nasıl? Fiyatlar normal yani. Şeye göre normal, bu şartlara göre normal yani. 4 lira, 5 lira, 8 lira muz mesela. 5 lira armut. Normal yani. Peki alışverişiniz ortalama ne kadara geliyor haftalık alışverişiniz? Haftalık 200'ü buluyor yani. Zepse meyve 200'ü buluyor haftada yani. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Merhabalar, siz tanıyabilir miyiz? Benim ismim Duran Çelen. Kaç yıldır pazarcılık yapıyorsunuz? 5 yıldır. Peki pazarda durumlar nasıl, fiyatlar nasıl, vatandaşın alım gücü nasıl? Vatandaşın hiç alım gücü yok abla. 50 kuruşa tezgah değiştiriyorlar. Diyelim ki bu armudun gelişi 4,5 lira, 5 lira yazıyoruz. 5 lira şey etmiyor ama 4,5 yazsa geliyorlar. Çünkü vatandaşın alım gücü çok zayıf. Bir de şöyle bir şey var. Marketlerin de çoğalması pazarcı durumunu komple düşürdü yani. Pazarcı şu an gerçekten çok düşük. Hani askeri ücretin altında çalışıyor diyebilirim yani. Ama ne yapsın? Mesleği bu olduğu için gidip de bu saatten sonra işçi olarak çalışma imkanı yok. Yani şöyle özetleri olursak, cumartesi pazarda iptal olunca zaten Aksaray'da da cumartesi pazar para kazanıyordu pazarcılar. Bunu da kaldırınca tamamen bitmiş durumda. Şu an en büyük pazar olarak Salı Pazarı var. Salı Pazarı dışında da öbür pazarlarda satış, alım, satış hiç olmuyor. Çok ucuz vermen lazım o pazarlarda satış olması için. Bu da zaten maliyetin altında bir fiyat oluyor.
Pazarcılar dediğim gibi hem pazarcının durumu hem de milletin, vatandaşın. Vatandaşın da zaten şu virüsten dolayı çalışan getirisi az olduğu için az önce dediğim gibi 50 kuruşa tezgah değiştirmek zorunda kalıyor. Diyeceğim artık nereye varız, nereye deriz bilmiyorum. Dört gözle şu aşının gelmesini ve şu illetten kurtulmasını bekliyoruz. O zaman durumlar açılır mı açılmaz mı bilmiyorum. Ha, biz devletten şikayetimiz yok. Devlet ona imkanı veriyor ama yeterli değil. Artık ne olur bilmiyoruz yani. Peki marketlerden alışveriş yapan vatandaşlarımıza buradan ne söylemek istersiniz? Abla şimdi marketten alışveriş yaptığın zaman örnek veriyorum. Poşetler arasında alırlar. Biz de poşet bir tane koyuyoruz, artı bir tane de yedek istiyor. Poşet parası yok zaten. Kafadan buradan bir yırtıyor. Artı şu çeri markette, her markete varsın 8 lira kiyorsun. Bizde 5 lira. Yani markette 100 lira harcayacağına burada 50 lira harcayacağın markette alacağı meyveyi hepsi zaten alır. Yani diyeceğim marketlere yönelmesin. Tamam marketten alışveriş yapsın. Ama meyve zebzesini pazarlara pazardan aslında. Çünkü pazarda hem yenisi gelir, her gün yenisi gelir. Deva Partisi İl Başkanı Necati Coşkuner, esnaf ve vatandaşların sorunlarını değerlendirerek Aksaray halkının partiye yaklaşımını da anlattı. Göreve geldiği günden bu yana esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdüren Deva Partisi İl Başkanı Necati Coşkuner, özellikle esnaf sıkıntılarının artarak devam ettiğini belirtti. Halkın Deva Partisi'ne büyük bir ilgiyle yaklaştığını dile getiren Başkan Coşkuner, "Halkımız partimizin tüm dertlere deva olacağını düşünüyor" şeklinde konuştu. Meryem Hanım, öncelikle hoş geldiniz. Kanal 68 televizyonda partimize, Aksaray'ımıza gösterdiği ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz yaklaşık 3 ay önce görev aldığımızdan beri halkın içindeyiz. Her gün köyleri, mahalleleri, esnafları, STK'ları geziyoruz. Her tarafta sorunlar artarak devam ediyor. Mesela biz dün akşama kadar yeni sanayi, örnek sanayi sitelerindeydik. Şoförler odasını, küçük madeni sanatkarlar odasını, mobilyacılar ve marangozlar odasını ziyaret ettik. Bu arada sanayideki esnafımızı da ziyaret ettik. Yeni sanayinin taşınması, yeni sanayinin gecikmesi, yeni sanayinin yanlış yere seçilmesi gibi sorunlar esnafımızı çok endişeye sürüklüyor. Bizim tahminlerimiz, görüştüğümüz insanlardan edindiğimiz bilgilere göre yeni sanayi çok gecikti. Oraya sanayi de taşındı da zaten yanlış yer seçiminden dolayı esnafımızın ben %30-%40 civarında bir iş kaybı olacağını, bir yıl gibi bir süre içerisinde orada daha sistemin oturmayacağını ve bu esnafımızın zor şartlarda hayatlarını idame edeceklerini düşünüyoruz. Halkımızın içinde Deva Partisi'ne çok büyük ilgi alaka var. Şu anda tüm dertlere Deva Partisi'nin çare olacağını düşünüyorlar. Akın akın partimize gelip üye oluyorlar. İnanın telefonlarım, sosyal medya hesaplarım susmuyor. Maalesef yereldeki bu sıkıntılar Türkiye'nin her tarafında olduğunu biz duyuyoruz. Merkez hükümet tarafından bu pandemi şartlarında verilen yardımlar çok küçük, çok az kalıyor. Kafeler Caddesi'ndeki eğlence hizmet sektöründe çalışan restoranlar, kafeler, çarşımızdaki kahvehaneler, buna benzer küçük esnaf, berberler, kuaförler, güzellik merkezleri, işte şu anda aklıma gelenler ve diğerlerini vatandaşımız zaten biliyor. Bunlar kan ağlıyor, kiralarını ödeyemiyorlar. İşçiler işten çıkarıldı. Bunlara verilen 500 lira, 1000 lira civarındaki paralar bunların geçimine nasıl yetecek? Yani sorunlar bir yumak haline gelmiş, çözülmesi imkansız hale gelmiş. Bu bizim kötü yönetildiğimiz anlamı çıkıyor. Biz bu sorunları çözecek,
ekibimiz, kadromuz, reçetemiz hazır. Aksaray halkının bunun böyle bölmesini bilmesini istiyoruz. Dün ayrıca Veterinerler Odası Başkanlığını da ziyaret ettik. Hayvancılık, süt, süt ürünleri, et ürünleri gibi Aksaray'ın ekonomisine büyük katkı sağlayan konularda veteriner arkadaşlarla istişarelerde bulunduk. Ama gördüğümüz tablo hiç iyi değil. Girdilerin çok yüksek olduğunu ama üretilen malın da girdiye göre para etmediğini, insanların bu hayvan yetiştiricilerinin, süt yetiştiricilerinin süt ürünleri, et ürünleriyle uğraşan kırsal kesimdeki köylünün çok perişan olduğunu biz maalesef gördük, duyduk. Yani bizim önerimiz acilen girdi fiyatlarının gübredir vesaire girdi fiyatlarının düşürülmesi, süspanse edilmesi gerekirse üreticinin ürettiği malların teşvik edilmesi, para etmesi için yasal düzenlemelerin acilen yapılması görüşündeyiz. Koronavirüs salgını ile birlikte pek çok sektörde olduğu gibi emlak sektöründe de oldukça büyük sıkıntılar yaşandı. Peki şu anda emlak sektöründe durum ne? Haberimizde izleyelim. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs konut satışlarında da etkisini gösterdi. Yıla iyi başlayan sektör Mart ayında ülkemizde ilk vakanın görülmesiyle zor bir sürece girdi. Gayrimenkul sektörünün geleceği için salgının gidişatı ciddi derecede önem arz ediyor. Pandemi hala devam ederken emlak sektöründe son durum, yaşanan sorunlar ve fiyatların yüksek seyretmesi konularında gayrimenkul danışmanı Emrah Kotak açıklamalarda bulundu. Artma sebebinin birçok nedeni var. Ben şöyle grafiklerle size yardımcı olmaya çalışayım. 2020 Ocak ayında demirin kilo fiyatı 3.240 lira iken 2021 Ocak ayında 5.70 kuruş olmuş. Bununla beraber beton fiyatı 2020 Ocak ayında metreküp fiyatı 210 TL iken 2021 Ocak ayına gelindiğinde 330 TL olmuş. Yani buna bağlı toprak da bağlı tabii ki. Şimdi kat karşılığı alındığından dolayı toprak fiyatları geçen senelere baktığımız zaman 35 ila 55 euro iken şu an 85 ila 400 euroya kadar ulaşmış durumda. Bu da hepsi birbirine bağlantı olduğundan dolayı inşaatların maliyet fiyatı şu an metrekare fiyatı bir dairenin toprak hariç 1.800 TL'dir. Yani buna bir de %50 toprak ilave ettiğimiz zaman 100 metrekare olan bir dairenin maliyeti 365-360 bin TL'ye kadar mal olabiliyor. Piyasadaki durgunluğun ikinci bir temel sorunu banka faizlerinin yükseltilmesi. Şu anda devlet bankalarındaki faiz oranı 16.50. Yani 100 bin TL'ye 32 günlük faiz oranı 1.374 TL. Bu denli yüksek olan faiz oranı olduğundan dolayı emlak yatırımı ikinci planda kalıyor. Biliyorsunuz 2020 yılında devlet bankalarında inşaat sektörünü canlandırmak için yaptığı faiz indirimi 5 ay sürdü. O zaman faiz oranı 0.64 iken şu an faiz oranları 1.49 ile 1.60 oranı arasında değişiyor. Bu da kişinin kredi notuyla alakalı. Kredi notunuz ise 1.49'dan yani kredi notunuz biraz daha geriledikçe 1.60'a kadar yükselebiliyor. Bu da tabii ki ev kredisi kullanımını 10 kişiden 1 kişiye düşürüyor. En önemlisi ev alırken dikkat edilmesi gereken konu bir profesyonel bir danışmandan yardım almamız gerekiyor. Çünkü ev bir sefer alınıyor. Bir araba veya başka bir şeye benzemez. Diploması, yetki ve yeterlilik belgesi olmayan kişilerden yardım almayalım. Çünkü sonucu çok kötü durumlara kadar gidiyor. Son olarak şunları söylemek istiyorum. Halkımızda şöyle bir yargı var. Faizler düştüğünde daire fiyatları yükseliyor. Ben buna katılmıyorum. Faizler düştüğünde daire tüketimi artıyor ve bitmiş konutlarda, oturum hazır olan dairelerde
tüketim artıyor ve güncel fiyatlardaki dairelerimiz satılıyor. O yüzden faiz oranları düştüğünde yatırımcı ve daire sahibi olmak isteyen vatandaşların elini çabuk tutmaları gerekiyor ve daire sahibi olmaları gerekiyor. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Efendim, içinde bulunduğumuz hafta Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası. Konuyla ilgili 68 Aksaray Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Yusuf Çıtak mikrofonlarımıza konuştu. Toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla dünyada her yıl Ocak ayının ikinci haftası olan 7-14 Ocak tarihleri Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası olarak kabul ediliyor. Farkındalık kapsamında resmi ve sivil çeşitli kuruluşlar yaptıkları etkinliklerde göz sağlığının önemini vurgulamakta, görme engelli kişilerin bu durumdan kaynaklanan sorunlarına çözüm yolları araştırmaktadır. Konuyla ilgili 68 Aksaray Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Yusuf Çıtak mikrofonlarımıza konuştu. Çıtak yaptığı açıklamada şehir genelinde görme engellilerin erişilebilirlik sıkıntısının olduğunu, bu bağlamda il yönetiminden bu eksikliklerin giderilmesi gerektiğini vurguladı. Ben 68 Aksaray Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanıyım. Yusuf Çıtak ismim. Beyaz Baston Haftası gibi bir farkındalık haftasında sizleri aramızda görmekten çok memnunuz. Umarım bu yayınınız, bu programınız Beyaz Baston'un, Kılavuz Yol'un şehrimizde, şehrimiz yetkililerince anlaşılması, vurgulanması açısından fayda sağlayacaktır. Bu haftanın önemi dediğim gibi bir farkındalık haftası. Beyaz Baston dediğimiz şey görme engellilerin hayata tutunma aracı adeta. Yani rehber yol eşliğinde tabii. Bildiğiniz gibi Beyaz Baston, total bir görme engelli eline Beyaz Baston'u aldığında eğer rehber yolda, yani kılavuz, sargılavuz, kılavuz çizgileri de kaldırımlarda mevcutsa kimseye ihtiyacı olmadan bağımsız bir şekilde bütün erişimini sağlayabilir. Bunun için de dediğim gibi Beyaz Bastonlar yardımcı oluyorlar. Tabii ki dediğim gibi kılavuz yollarla birleştirse. Aksaray'da belli bir çalışma var ama hala çok yani uygun bir noktada değiliz, olumlu bir noktada değiliz. Eksiklerimiz var. En büyük eksiğimiz dediğim gibi kaldırımlardaki kılavuz yolların, sarı kılavuz çizgilerinin eksikliği. Bu temel öncelik. Bir diğer eksiklik ışıklardaki uyarı sistemlerinin yetersizliği, sesli uyarı sistemlerinin. Bir başkası işte ulaşım, toplu ulaşım araçlarındaki sesli sinyalizasyon gerek duraklarda gerek araçların içerisinde. En temel eksiklerimiz görme engelliler açısından şu anlık bunlar. Biz bir yıldır Engelli Koordinasyon Merkezi bünyesinde çalışıyoruz. Bildiğiniz üzere belediyemiz Engelli Koordinasyon Merkezi adında bir merkezde bütün engel gruplarını topladı. 8 engel grubu aynı binada faaliyet gösteriyoruz. Biz temelde bir spor kulübüyüz ama derneksel faaliyetler de yürütüyoruz. Yaptığımız spor branşlarının yanında kurslar, işte değişik aktiviteler, yani derneksel faaliyetler, sosyal aktiviteler de düzenliyoruz. Ama temel amacımız spor kulübü olarak kurulduk. Şu an dediğim gibi Engelli Koordinasyon Merkezi'ndeyiz. Adres olarak da yeni yapılan Pir Mehmet Paşa Çarşısı içerisinde G blok tamamıyla Engelli Koordinasyon Merkezi'ne ayrılmış durumda. Biz de o binanın içerisinde faaliyet gösteriyoruz. Çok rahatlıkla buradan ulaşabilirler yüz yüze. Sosyal medyadan da diledikleri şekilde Aksaray görme engelliler dediklerinde bize ulaşacak enstrümanlara ulaşabilirler. 7-14 Ocak Beyaz Baston Haftası münasebetiyle bu farkındalık videosunu gerçekleştiriyoruz. Kanal 68'e teşekkür ediyoruz. Aksaray'da erişilebilirlikte sıkıntımız var. Kılavuz yollarımız eksik. En azından alterlerde kılavuz yol olmasını istiyoruz. Vatandaşların da farkındalığını olmasını istiyoruz. Bizim bu Beyaz Baston, baston elimizde ama bizi her yere kendisi götürmüyor. Bu bir sihirli değnek değil veyahut da bir süpürgeli cadının süpürgesi değil yani üzerine binip de götüreceğimiz. Bizim vatandaşlardan isteğimiz de bu konuda bizlerle konuşup iletişime girip yardımcı olabileceklerini söylemeleri, biz yardım istediğimizde bizlere yardımcı olabilirler. Biz herhangi bir zarar veren bir insan değiliz. Sadece görme engelliyiz.
Bunun için belediye yerel yönetimden de kılavuz yolları istiyoruz. En azından ala alterlerde tüm Aksaray'ın her tarafında olsun isteriz. Işıklarda şey olsun isteriz, ışıklı sesli sistem olsun istiyoruz. Dolmuşlarda, toplu taşıma araçlarında sesli sistem olsun istiyoruz. Aksaray görme engelliler olarak bu şekilde yerel yönetimden isteklerimiz bu şekildedir. Bir de beyaz baston bir görme engellinin elinde olduğunda karşıdan karşıya geçeceklerinde bizim yol hakkımız bizim demektir. Yani bu dünya genelinde bir yasada bile vardır. Bunun da bilginizde olmasını isterim. Bu şekilde benim söyleyeceklerim. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Eğitim Bir Sen ve Memur Sen İl Başkanı Murat Günaydın, uzaktan eğitime ve memur zammına dair değerlendirmelerde bulundu. Eğitim Bir Sen İl Başkanı ve Memur Sen İl Temsilcisi Murat Günaydın, eğitim, öğretim ve memur zammına dair değerlendirmelerde bulundu. Enflasyon oranının açıklanmasıyla gelen memur zammının yetersiz olduğunu dile getiren Murat Günaydın, memurun kayıplarının giderilmesi için ek zam verilmesi gerektiğini vurguladı. Öte yandan pandemi sürecinde devam eden uzaktan eğitime değinen Günaydın, bir an önce yüz yüze eğitimin başlaması gerektiğinin de altını çizdi. Evet, Kanal 68 televizyonuna ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizlere böyle bir imkan verdiğiniz için. Öncelikle yeni bir yıla girdik. Yeni yılın ülkemize ve insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Ve zor bir süreç geçiriyoruz. Sizlerin de bildiğiniz gibi salgından dolayı okullarımız kapalı, öğrencilerimizden uzağız. İnşallah bir aksilik olmazsa 15 Şubat'ta okulların açılmasını bekliyoruz. Şu anda her şeyin telafisi olur ama eğitimin telafisi olmaz. Bir nesli kaybetmekle karşı karşıyayız. Havaalanı, köprü, yol bir sene sonra yapılabilir. Çok bir kaybımız olmaz. Ama eğitimin ötelenmesi bizleri çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya getirir. O yüzden de inşallah şu anda tedbirlere uyuyoruz. Hep birlikte de daha dikkat ederek, uyarak ve salgının şiddetinin azalmasını da bekleyerek 15 Şubat'ta okullarımıza ve öğrencilerimize kavuşmayı istiyoruz. Bugün yine haberlerden takip ettiğimiz kadarıyla bilim kurulu üyeleri de bu yönde açıklamalar yapıyorlar. Hani vaka sayısı 1000'in altına düşerse açılabilir diyorlar. Şu anda da iyiye doğru gidiyor. İnşallah hep birlikte tedbirlere sıkı sıkı sarılalım ve okullarımızı 15 Şubat'ta açalım diyorum. Ayrıca pazartesi günü enflasyon oranları açıklandı ve memurumuz şu anda 7.36 bir zam alacak. Açıklanan enflasyon rakamları kamu görevlerine reva görülen zammın yetersizliğini teyit etti. Enflasyon farkının memura zam diye sunulması doğru değildir. Enflasyon farkı mevcudu korumaya yöneliktir. Kaldı ki kamu işvereni ve kamu işveren hakem kurulunun memura layık gördüğü zammın zam olmadığı da anlaşılmıştır. Memurun alım gücü düşmüştür. O yüzden biz acilen memur sen olarak seyyanen zam yapılmasını istiyoruz. Dediğimiz gibi enflasyon farkı bizim geçmişe dönerek kayıplarımızı gidermiyor. Artı açıklanan rakamlar sokaktaki enflasyondan çok düşük. Hani bizlerin vatandaş olarak sokakta, marketlerde, alışveriş yerlerinde, pazarda gördüğümüz enflasyon, yaşadığımız enflasyon daha yüksek. O yüzden de bu konuda biz geçen sene toplu sözleşmede memur sen olarak, yetkili sendik olarak imza atmamıştık. Bu durumların hepsini dile getirmiştik o zaman. Enflasyonun kesinlikle hedeflenen şekilde çıkmayacağı, o yüzden de talep ettiğimiz zamların verilmesini istemiştik. Ama maalesef hem kamu işveren heyeti hem kamu hakem kurulu bu talebimizi olumlu karşılamadı
ve kendi önerdikleri zammı verdiler. Biz de tabii ki memursal olarak buna imza atmadık. Ve haklılığımız da ortaya çıkmış oldu. O yüzden de memura kesinlikle ek zam verilmeli. Bunu biz şu anda en azından seyyanın verilmesini talep ediyoruz. Bu sene Ağustos'ta toplu sözleşme var ama o zamanı beklemeden seyyanın zam verilerek memurun kayıplarının giderilmesini istiyoruz. Ayrıca okullarımızla ilgili de velilerimiz stres altında. Herkeste bir tedirginlik var. O yüzden de bu belirsizliğin giderilmesini istiyoruz. Eğitimde, psikolojide, sosyolojide çok önemlidir. Sahanın gerçeklerinden kopuk bir şekilde bir hafta önce alınan sınav uygulama kararının şimdi iptali MEB için her ikisinde önemli olmadığının bir göstergesidir. Bu kadar çok paydaşı olan bir bakanlığın tek başına karar alması sıradan değil, vahim bir hatadır. Bu kadar ilgilisi olan bir bakanlığın günlük kararlar alması esrarengiz algı üretir. Ne esrarengiz algı üretir ne tepkisi sağa bırakır. Sağlığın önemsenmesi gereken bir süreçte bakanlığın bu tip kararları velilerimizi olumsuz yönde etkilemektedir. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi olumsuz yönde etkilemektedir. Biz sendikacı olarak da, eğitimci olarak da, insan olarak da konu eğitim olunca bakanlığın ileriye dönük paydaşlarıyla bir araya gelerek günübirlik kararlar değil daha kalıcı kararlar almasını istiyoruz. Evlerinde öğrenci bulunan her anne baba ve öğretmenimiz her açıdan yüz yüze eğitimin ne kadar önemli olduğunun farkında ve tablete tutsak eğitimde verimlilik oranının seviyesi karşısında önemli ölçüde endişe içindeler. Ve bu yüzden de bizler hem sendika olarak hem veliler olarak yüz yüze eğitimin başlamasını istiyoruz. Tablete bağlı kuşağı kontrolünü almak isteyen sentetik insan peşindekiler kapatmanın devamını istiyor. Şu anda Avrupa'da da takip ediyoruz. Okullar açılmaya başladı. Daha fazla ülkede de bu açılacak. Biz de inanıyoruz ki tıbbi mücadeledeki kararlarımızla ve kurallara riayet ederek tedbirlerimizi en ciddi şekilde alarak normal eğitime başlamalıyız diyoruz. Dediğimiz gibi şu anda 8. ve 13. sınıflarımız sınavlara girecekler. Okullarımızın DYK kursları kapalı. Şimdi 15 Şubat'ta açılacağı söyleniyor. İnşallah açılır. Geriye çok az bir zaman kalıyor. Ve bakanlığımız ikinci dönem konularının da tamamının sınavlara dahil olduğunu belirtti. Tabii ki bu da velilerimizi ve öğrencilerimizi strese soktu. O yüzden de okullarımız bir an önce açılarak, DYK kurslarımız açılarak öğrencilerimizin huzur içinde sınavlarına hazırlanması gerekiyor. Ben bu fırsatı verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Aksaray halkına mikrofonlarımızı uzattık ve Aksaray'da ne gibi eksiklikler var diye sorduk. İşte sokak röportajımız. Aksaray halkına mikrofonlarımızı uzattık ve Aksaray'a ne gibi yatırımlar yapılması gerektiğini sorduk. Vatandaşlar genel olarak yeni iş sahalarının açılmasını, şehir genelinde yaşanan trafik karmaşasının giderilmesini ve aile olarak vakit geçirilebilecek yeşil alanların çoğaltılmasını istiyor. Aksaray'a en güzel yapılacak yatırım hayvancılık. Nasıl diyeyim, bir büyük bir kooperatif altında birleşip vatandaşın hizmet edebilecek bir başkan, güzel bir başkan. Vatandaşın dilinden anlayacak, köylünün dilinden anlayacak, yem fiyatlarının önüne geçecek bir başkan istiyoruz. Bu tür bir yatırım olması isteriz yani. Peki Aksaray'ın eksikleri nelerdir sizce? Aksaray'ın eksiği, vallahi çok eksiği var. Niye eksiği yok? Konya'ya birçok şekilde yatırımlar yapılıyor. Aksaray'a istediğimiz yatırımlar yapılmıyor. Milletvekillerimiz istediğimiz gibi çalışmıyor. İyi bir iş sahası olsa, gençler çalışsa iyi olur, çok güzel olur. Yeşil alana önem veriliyor tabii. Sene sene çoğalıyor, güzel oluyor, ondan memnunuz. Çalışmalar da yapılıyor. O konuda iyi yani, güzel. Teşekkür ederiz. Aksaray'ımızın eksiklerinden birisi
Altyapı yok. Birincisi, ikincisi de köprülerimiz mesela. Aksaray giriş çıkışlarda köprü istiyoruz mesela. Özmen tesislerinin orada köprü girişleri yok. Başka da ne diyeyim yani, bazı şeyleri de bilmiyorum. İş sahası kurulması abla, fabrikaların kurulmasını istiyoruz. Başka ne olabilir yani, başka da yok. Hangi birini sayacağım ben? Sayabildiğiniz kadarını alalım. Çok. En çok dikkat. Kafa eksik. Kafa eksik, kafa. Önceki kafa buluyor mu? Önceki ağaçlamayı buluyor mu? Var mı önceki ağaçlanma? Önceki insanlık var mı Aksaray'da? Hangi birini sayayım ben? Peki o zaman diğer sorumuza geçeyim ben. Sor. Aksaray ne gibi yatırımlar yapılmalı? Nasıl bildin, sesimden mi bildin? Sanayi. Sanayi şart. Peki Aksaray'ın yeniden Yeşil Aksaray olarak anılması için ne gibi çalışmalar yapılmalı? Az önce söyledim ya kızım. Tamam o zaman. Ağaç ekilmeli, çam ekilmeli. İnsanlar birbirine yakın olmalı. Candan olmalı. Olmalı da olmalı. Hangi birini sayayım ben? Şimdi konuşabilsem ağzım kapalı, görüyorsun değil mi? Daha ağzımı açamıyorum ben. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ya yeşil alanlar eksik. Bu yukarıdaki dağlarda sömet çam filan diklerini. Nerede hani şey? Onu eksik mi? Havaalanında yok. Demiryolu söz verdiler, yok hepsi. Vallahi iyi değil durum yani. Ne gibi çalışmalar yapılmalı sizce Aksaray'a? Vallahi Aksaray'a gelen eskiden beri gelen belediyeler başlarına çalışmadılar. Bu düzen değil ki. Şurada Kayseri'de, Konya'da o tanınmamız lazım yani. Gerçekten yani. Aksaray halkı diye veriyoruz. Gelen oy alıp gidiyor. Aksaray'ın eksikleri başta. Aksaray'ın havaalanı bir. Şart bu. Olmazsa olmazlardan biri. İkinci de geçenki dönem ki belediye başkanlarımız fazla iş yapmadılar. İki, Aksaray'ın şu an şeyleri düzenlenmeye yeni başlıyor. Yeşillik alanı olsun, parklar alanı olsun, işte bilmem bu böyle şeyleri yeni planlanıyor, giriyor, yapılacak. Peki Aksaray'ın adını duyurmak için neler yapılmalı? Aksaray'ın adını duyurmak için önce büyük şehir olması lazım, onun adını vermek lazım. Bir, ikincisi o hastanemiz oradan ya da yandaki giderler oradan kalkması lazım. Böyle şeyleri yaparsak bu Aksaray'ın adını duyururuz. Aksaray'ın eksikleri. Aksaray'ın eksikleri, bir trenimiz vardı gelmedi o. Onu zaten geçen bakana da demişler herhalde. Ondan sonra bak işte Aksaray'dan biz yaşlı olarak bayağı oturup, virüs var da virüs olmadan da şöyle oturup bağlı bahçeli kafa dinlenecek bir yer bulamıyor. Her vilayetlerde var, bizim Aksaray'da yok. Aksaray'ın başka... Bir de bizim otobüsü almıyorlar. Eski kartımızı yükselttiler. O Aksaray'ın şeyi değil. Otobüsü almadıkları devletin politikası. Yani 65 yaş üstü. Kartlarımızı bari versinler bari. Otobüse alınmayacak. O öyle. O da iyi olur yazar ya. Her şey yatırımlar yapılmalı. Yatırım olarak bir de aile olarak gidecek, vakit geçirecek bir yerimiz yok. Şöyle ailesini, çoluğunu, çocuğunu adam alıp götürüp, yani ben de bugün çoluğumla çocuğumla dinleneyim, rahat aile ortamı, vakit geçirecek bir yeri yok Aksaray'ın. Peki Aksaray'ın yeniden Yeşil Aksaray olarak adlandırılması, ne gibi çalışmalar yapılması gerekiyor? Valla ağaçlandırılması gerekir. Evvelki Aksaray, ben az çok bilirim yani, her taraf yeşillik, kavaklık. Kavak, Aksaray deyince Türkiye'de kavak gelirdi akla. Şimdi bir tane ağaç var mı? Yok. Kesilecek beton ağaç. Yığını, burada her taraf beton yığını olmuş. Kiralar çok pahalı başkanım. Bak şunun altını kom böyle boşturuyor. Kira... Ufak ufak kibar kibar dükkan yapsak, tarafları aşağı alsak, yer altı çarşıları kullanırsa kullanırız değil mi? Daha bir süper olur yani. Kira şimdi dükkan... Bak, ne şeklinde? Atatürk'ün altına kadar orayı tertemiz alsak, burayı ufak ufak kibar kibar dükkan yapsak, tarafları aşağı indirdiğimiz zaman yukarı kesiyor 60 bin lirası 30 bin lira düşer.
Sarıhan nereye indireceğiz? Şunun altına. Abi bunun altı komple boş. İşte bizim ben, bak Samsun'a gittim. Aksaray yer altına inemedi daha. Bak Samsun'a gittim. Samsun'da caminin önünde aynen böyle park yapmış adam. Altını otopark yapmış. İki tane asansör koymuş. Üstü park. Üstünde kameralar atmış, oturuyor üzerinde. Altına asansöre biniyorsun, arabana aşağı iniyorsun, arabana biniyorsun. Doğru. Evine gidiyorsun. Evet. Arabana aşağıya çekiyorsun, garaja çekiyorsun, biniyorsun. Asansöre yukarıya çıkıyorsun. Bak ne güzel yer bak. Şunun altı komple boş yani. Sizce Aksaray'da bu olur mu? Kızım burayı var ya bak, L şeklinde eğer hakkı gider mi? Gerçekten bir ufak ufak kibar kibar dükkan yapısın, sarıları aşağı alsın. Hem bir Aksaray görünüm olur, yerel çarşısı olur. Hem de yukarının kiresi 60 milyar ise 30 milyar tutuyor. Herkes iş yeri açabilir yani. Ama kızım bir kiracı, kestere şurada 45 metrekare yere dükkan kire tutmaya kalktım. Ne istese beni 45 milyar istedi. Haydi gel de ya bunun vergisi var, belediyesi var, işçin var, çaycın var. Buna ne diyeyim sana, aklına ne gelirse hepsi var yani. Maliyen var. Ben hangisini ödeyeyim bunu? İşte bitti. Eğer burayı böyle yaparlarsa gerçekten ben 9 sene okudum ilkokulu. Taksilim de yok ha. Kentsel dönüşüm diye bir şey var. Bakan geldiğinde, bu başkan geldiğinde bakanla gezdiler. Buralara söz verildiydi. Şurada bizim bir avuç çarşımız var. Bir avuç var mı? Bizim Aksaray'la yani vilayet demeye adam diyor. Niye? Vilayet değil ki Aksaray, bir kasaba ya. Şimdi bak tenekecilerin oradan tut, ta şuradan geç, şuralara kadar asas yıkılıp düzenli bir yer, dükkan yapıp çarşı genişletilebilir. Dükkan bağlı diyor, dükkan bağlı olacak, dükkan yok ki çarşıda. Ama dediğimiz şekilde adam oradan girse kentsel dönüşümüne ta şuranın arkalarını hep görüyorsunuz. Afganlar, Suriyeliler olmasa oralar daha kötü olurdu. Niye? Hep Ereğin esrar yatakları olurdu. Ne uçuruluyor, ne yapılıyor? Gerçekten böyle yani. Eğer bir deprem olsun, Allah vermesin, kanaatin olsun, bir tane adam kalmaz. Hep ölür oradan geçen adamları. Adam doğru, dev dökülmüş. Gerçekten bakın buraya. Orada 5 katlı bina var. O binaya bakın. İçinde oturan da yok. Kapı pencere kapalı. Ne penceresi var, ne bir şey yok. Bir kapısı var. Doğru. Yazık ya. Buralara Çevre Bakanı esas... geldi. Ta Haluk Şah yazgının zamanında söyledi. Geldiler. Buraları ne durduruyorsun dedi. Yık buraları, kakala gitsin dedi. Anlaş, vatandaş da üzme ha dedim. Ashabların dedi. Hani Haluk Yazgı geldi ha, gitti ha, kodu gitti. Ya işte Haluk Yazgı da çıkamaz onun içinde. O söz veren bakan var ya, söz veren bakan buna el atması lazım. Seçim zamanı gelip öyle söz veriyor, üstüne yatmaması lazım. Aksaray'ın eksikleri sosyal alanlar, park bahçe gibi, ondan sonra böyle piknik yapılacak yerler, efendime söyleyeyim eğitim alanları, iş imkanları, yani gençlik biraz şu anda işsiz herhalde, biraz sanayi daha büyümesi lazım inşallah. Peki ne gibi yatırımlar yapılmalı Aksaray adına? Yani ne gibi yatırımlar yapılabilir? Aksaray bir tarım şehri. Tarım üzerine yatırımlar yapılabilir yani. Sultanhan olsun, Eskil olsun, bu taraflarda araziler büyük. Sulama imkanları sağlar. Çünkü şu anda yeraltı sularıyla sulanıyor. Onlar da sular çekiliyor. Mümkünse barajdan veya işte Kızılırmak'tan falan sular getirilebilir. Sulama imkanları yapılabilir yani. Vatandaşa iyi bir hizmet olur yani. Peki Aksaray'ın yeniden Yeşil Aksaray adıyla anılması için ne gibi çalışmalar yapılması gerekiyor? Yani bunu devletten beklememek lazım. Herkes eline bir fidan alıp dikecek yani. Bahçesine, işte tarlasına, herhangi bir yere. Herkesin bahçesi yok ama herhangi bir yere dikebilir yani. Mesela alır fidan, bir fidanlıklar var mesela. Orman Müdürlüğü'nün gösterdiği yerler var. Oralara dikebilir yani. En azından bakımını yapabilir. Herkes bunu devletten bekliyor. Devlet de yani bir yere kadar yetişiyor. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Vallahi eksiklerini ben hiç görmüyorum. Peki ne gibi yatırımlar yapılmalı Aksaray'a? Aksaray'a hani şey gelecek diyorlar ya. Tren yolu. Vallahi Aksaray'a da hiçbir hizmet olmuyor. Belediye başkanından memnun değiliz. Yani hiç nasıl söyleyeyim.
bir Konya'ya gidiyorum, bir Kayseri'ye gidiyorum. Evet, oralar büyük şehir ama yani bir hiçbir sağda solda bir hiçbir hizmet olmuyor yani. AK Parti'ye de oy verdik. Bu zamanda hep AK Parti'ye oy verdim. Ama hiçbir hizmet yok şu anda. Peki Aksaray adına ne gibi yatırımlar yapılması gerekiyor ismin duyurulması açısından? Ya mesela trafik. Trafik sorunu hiçbir zaman yani çözülmedi Aksaray'da yani. Yani bir şeyler yapılması lazım yani. Böyle bir ya bileyim genişleme olması lazım. Alt geçitler yapılması lazım. Konya'ya gidiyorsun. 3 ay önce gidiyorsun. 3 ay sonra gidiyorsun. Bakmışsın orada değişmiş. Oraya alt geçit yapılmış. Alttan, üstten, sağdan, soldan trafik rahatlamış yani. Valla Aksaray'ın belediye başkanları hiçbir de bir şey yapmıyor. 4 çiçek dikiyor. Bir şey dikiyor. Yani ben bu zamanlarda hep AK Parti çıktı çıkardı AK Parti'ye oy veriyorum yani. Hasta da AK Partiliyim ha. O halde yani. Bir şey göremiyoruz yani. Yani bu gidişten herhalde niyetimiz değişecek yani. Peki Aksaray'ın yeniden Yeşil Aksaray olarak anılması için ne gibi çalışmalar yapılması gerekiyor sizce? Ya valla Aksaray'ın yani ne gibi dediğim gibi bir yatırımlar olması lazım. Belediye başkanı çalışması lazım. Bir yani bir şeyler yapmak lazım yani. Böyle yani durduğu yerde de Yeşil Aksaray'ın 4 çiçek dik. Onu it, bir sene sonra başkasını yap. Biri gidiyor bir şey yapıyor. Öbürü geliyor onu bozuyor bir şey yapıyor. Yani bu hiçbir bir yatırım yok ki yani Aksaray'a. Vallahi şimdi Aksaray'ın eksiklerini görmek için Aksaray'a iyi bir analiz yapmak lazım. Ha yatırımlara sorarsan şu anda eskisiyle yeninin arasında çok büyük farklar var. Sayın Belediye Başkanımız çok güzel çalışıyor yani ben sana söyleyeyim. Ha bunun devamını isteriz. Rakabet olursa daha çok başarılı olur. Rakabet olmazsa çünkü insan etrafını göremez. Bakacak, illere bakacak. Ben Aksaray'a ne türlü yatırım yapabilirim? Aksaray'ı daha çok kalkındırabilirim. Aksaray'ın topluma ne tür hizmet yapabilirim diye bunların yönünde gayret gösterirse Aksaray'a çok güzel hizmetler yapılır. Mesela bir tane örnek vereyim. Aksaray'ın ulaşımı sıkıntılıydı. Sayın Başkanımız şu anda Aksaray'a gerçekten trafik düzenlemesini çok güzel bir yapıyor. Parklar olsun, çevre düzenlemesi olsun. Bir de bu şimdi pandeminin olayı çıktı. Tabii bazı hizmetler yavaşladı. Ha. Yani bu da gayet normal. Fazla bir şey beklememek lazım. Ha, Sayın Valimiz diyelim. Sayın Valimiz de hiç durmuyor. Sahada çok çalışıyor. Sahada çalışan adam gerçeklerle yüzleşir. Doğrular alır. Bilgi kirliliğinden arınır. Her önüne gelen bir şeyler yorum yapar. Birileri yönetmeye çalışır. Ha bu algı kırıldı. Ha valimiz gidiyor geliyor her yere dolaşıyor. Birebir hizmet etmeye çalışıyor. Ha bu yeterli mi? Birikmiş sorunları biraz çözme yönünde daha çok gayret gösteriyor. Yani yani durumlar güzel yani ben şunu diyeyim. Birileri yorum yaparken bu vatana millete topluma hizmet etme yönünde yapması lazım. Yıkıcı değil. Yıkmak çok kolay. Ha ama ben ne yapabilirim? Varsa öyle vatandaşlarımızın projeleri gelsinler ben valiyle birebir görüştüreceğim. Bak açıktan söylüyorum. Birebir valimizden görüştüreceğim. Valiye ulaşamadım, edemedim. Yok kardeşim öyle bir şey yok. Ha çalışacağım. Sahada da adamları da çalışacağım. Onun için ben gayet bu hizmetleri ben buralı değilim. Ama şunu sana söyleyeyim. Aksaray'a gerçekten şu 6-7 yıldan beri yapılan hizmetleri kimseye göz ardı etmesin. Bakmak lazım. Düne bakacağız, bugüne bakacağız. Aradaki farkı yakalayacağız. Size de çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hadi kolay gelsin. Şimdi ekranlarda ekonomi gündemi. Sırada hava durumu var efendim. Müzik
Kısa bir reklam arası verelim, ardından veda edeceğiz. Ova Grup olarak 17 yıldır hizmetinizdeyiz. Ömür boyu müşterilerimizin yanında olacak olmak mutluluk kaynağımız. Herkesin temiz ve güvenli suyla sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlamak tek gayemiz. Türkiye'de ve dünyada satışını gerçekleştirdiğimiz 400 binden fazla cihazımızla 1 milyona yakın kişi ovayı tercih ederek sağlıklı ve güvenilir su kullanmaya devam ediyor. Amacımız herkesi sağlıklı, temiz ve güvenilir suya kavuşturmak. Bu uğurda gece gündüz çalışıyor ve her geçen gün mutlu müşterilerimiz ile büyümeye hızla devam ediyoruz. Tamamen yerli üretimimizle, ova kalitesiyle, cihazlarımızı 10 yıllık garantisiyle evinize getiriyoruz. Yurt dışına ihracatımızla ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmaktan kıvanç duyuyoruz. Ova Teknik Servis Ağımızla 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Mobil servisimizle her ay 50 bin ailemizin evine hizmet getiriyoruz. Türkiye'nin her bölgesindeki mağazalarımızla sizleri bekliyor olacağız. Ova Grubu tercih eden halkımıza minnettarız. Sağlıklı su herkesin hakkı. Ova Su Aksaray Bayi. Adres: Minarecik Mahallesi, 553. Sokak, numara 10. Telefon: 0382 212 54 57. Cep telefonu: 0505 576 26 85. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimizin bugünlük de sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek sağlıcakla kalın.